Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Biliyorsunuz uzun zamandır video çekemiyordum. Çünkü araya Türkiye tatilim girdi. Türkiye'den sonra buraya geldim. Burada da yoğunluk var. Burada da arkadaşların dil okulu kayıtlarını yapıyoruz. Birçok arkadaşa yardımcı oluyorum. Bu videonun amacı biliyorsunuz güncellemeler var. Bayağı bir şeyler değişti. Ben en son video çektiğimde vizeler kapalıydı. Vizeler şu anda açık arkadaşlar. 13 Eylül'den itibaren İrlanda Konsolosluğu vizeleri basmaya başladı. Şu anda Türkiye'deki arkadaşlar, vize başvurusunu yapan arkadaşlar yavaş yavaş vizelerini almaya başladı. Biliyorsunuz ki yoğunluk var. Bazı okulların kontenjanları dolmaya başladı. Herkes bir anda yüklenince artık konsoloslukta da yoğunluk var, okullarda da yoğunluk var. Hatta bir ara vizeler açıldığı anda benim telefonum kilitlendi arkadaşlar. Her bir yerden aramalar geldi, mesajlar geldi derken iPhone 11 Pro kilitlendi. Şimdi bazı arkadaşlar bana soruyor, ben vize başvurusunu yaptım fakat ne kadar sürede sonuçlanacak gibisinden bana soru soranlar oluyor. Yani şöyle söyleyebilirim, konsoloslukta biliyorsunuz bayağı bir yoğunluk var çünkü yüzlerce başvuru var. Konsoloslukta çalışanlara da biraz zaman vermek lazım. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlardır, bundan eminim. Şöyle söyleyebilirim arkadaşlar, genellikle zaten vize başvurusunun sonuçlanması 2-3 hafta sürüyor fakat yoğunluktan dolayı bu süre uzayabilir. İrlanda'ya gelme döneminizle alakalı birkaç bir şey söyleyeceğim ama bundan önce vizesi basılan arkadaşları tebrik ederim. Diğer arkadaşlara da bol şans diliyorum. Biliyorsunuz bu belge toplama işlemleri, vize başvuru süreci falan biraz stresli geçebiliyor. Umarım herkes vizesini alır, İrlanda'ya rahat bir şekilde gelir. Şimdi şöyle arkadaşlar, İrlanda'ya gelme dönemi olarak biliyorsunuz ki Ekim-Kasım ayları gerçekten çok iyi bir dönem. Neden? Cadılar Bayramı ile Christmas arasında denk gelen dönemde hem iş imkanı fazla hem İrlanda'da güzel bir deneyim yaşamış olursunuz. Biliyorsunuz İrlandalılar Christmas'ı çok iyi bir şekilde kutluyorlar. Aynı şekilde Cadılar Bayramı, Halloween'in de İrlanda'dan çıktığını biliyorsunuz. Bu bayramı daha çok İrlandalılar kutluyor. Yani bu dönemde gelmeniz hem çalışma açısından hem güzel bir deneyim yaşama açısından oldukça avantajlı. Eğer bu dönemde gelemiyorsanız, ki zaten birçoğunuz artık bu döneme yetişmeyecektir, neden diye soracak olursanız biliyorsunuz arkadaşlar Christmas dönemine geleceğiniz zaman buradaki işlemlerinizi halletmeniz zor olabilir. Bunlar nelerdir? GNIB, PPS, banka hesabı açma, bu tür şeyleri açmanız biraz daha uzayacak. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bu dönemde arkadaşlar devlet daireleri kapalı olacak burada. Bankalar kapalı olacak ve sizin işlemleriniz daha da uzayacak. Siz GNIB'ye başvurduğunuz zaman bu sizi belki 2-3 hafta ileriye atacak. Siz bir banka hesabı açmanız gerekecek. Mesela banka hesabı açacağınız zaman bu da uzayacak. Bu süreçler uzayacağı için bu dönemde gelmeniz, yani Aralık ayında gelmeniz biraz dezavantajlı olabilir sizin için. Ocak, Şubat aylarında gelmenizi öneririm. Ocak 15'ten sonra gelebilirsiniz. Tabi Ocak 15'ten sonra gelmeniz de biraz dezavantajlı olacaktır arkadaşlar. Kasım, Ekim aylarına göre. Bunu neden söylüyorum? Çünkü yılbaşından sonra İrlanda'da hem iş sektöründe hem de diğer şeylerde bir durgunluk oluyor. Biraz daha sakin geçiyor. Bunun ufak bir dezavantajı var. Fakat zaten İrlanda'ya kesin olarak gelmeyi kafaya koyan arkadaşlar için Ocak, Şubat aylarında da gelebilirler. Mart, Nisan gibi de gelebilirler. Hiçbir sıkıntı yok. Yani buraya gelip burada iş bulamadan Türkiye'ye dönen hiç kimse olmadı arkadaşlar benim çevremde. Siz bu dönemde de gelip rahat bir şekilde iş bulabilirsiniz. Bu konuda aklınızda soru işareti kalmasın. Zaten okul başlangıç tarihi çok yakın olanlar için konsolosluk arayıp okul başlangıç tarihini biraz daha ileri ertelemesini talep edebilir arkadaşlar. Bunu bazı öğrenciler için yaptılar, yapabilirler. Zaten yoğunluklar ve kontenjanlar azalıyor. Konsolosluk tarafından böyle bir talep de olabilir. Bu önemli değil. Ne zaman için uygun olursa okulunuzdan yeni başlangıç tarihinize ait belgeleri isteyebilirsiniz. Bunları konsolosluğa iletebilirsiniz. Geliş tarihinizi de ona göre ayarlayabilirsiniz. Tekrar kısaca bir hatırlatayım arkadaşlar. Buraya gelmeden önce yapmanız gereken bazı şeyler var. Bunlardan birincisi GNIB randevunuzu almanız. GNIB randevunuzu biliyorsunuz gelmeden önce almanız gerekiyor. Neden? Tabii ki de geldikten sonra da alabilirsiniz. Fakat geldikten sonra bir yoğunluk olacağı için bunu yakın bir tarihe almanız zor olabilir. Benim size önerim, gelmeden GNIB randevunuzu alın. Özellikle Dublin'e gelecek arkadaşlar, size söylüyorum. GNIB randevusu Dublin'de oldukça sıkıntılı, çok yoğunluk var. Gelmeden kesinlikle randevunuzu alın. Geldikten sonraki birkaç gün içerisinde gidip başvurunuzu yapar ve 2 hafta içerisinde GNIB kartınız adresinize gönderilir. Bunun dışında İrlanda'ya geldikten sonra biliyorsunuz bu GNIB için ücret ödemeniz lazım ve bunu kartla ödemeniz lazım. Bunun da farkında olun. Buraya geldikten sonra Türkiye'deki kartınızı İrlanda'da kullanacağınız bir şekilde bankanızla görüşürsünüz. İrlanda'da kullanımı açarsınız. Buraya geldikten sonra ödeminizi o karttan yapabilirsiniz. Ya da İrlanda'da yaşayan bir arkadaşınızdan rica edersiniz. Onun kartından geçerek ödemenizi yapabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar bu GNIB başvurusunu yaparken hiçbir şekilde nakit kabul etmiyorlar. Bunu da kartla yapmanız gerekecek artık. Bunun dışında GNIB randevunuzu başvurusunu yapar yapmaz PPS için, PPS number için randevu alın arkadaşlar.
PPS içinde şehir merkezinde bulamıyor olsanız bile biraz daha uzak yerlerde, yani otobüsle böyle bir saat sürecek olan yerlerden de randevu alabilirsiniz. Bir saat yol gideceksiniz fakat daha erken bir şekilde işleminizi halledebilirsiniz. Şahsen ben o şekilde yaptım. Dublin'e yaklaşık bir saat uzaklıkta olan Kildare'den randevumu aldım ve PPS'imi oradan çıkarttırdım arkadaşlar. Bunun dışında işe girebilmek için bir diğer almanız gereken şey ise banka kartı arkadaşlar. Yani İrlanda'ya geldikten sonra okulunuzdan belge alacaksınız. Sigortanız da olacak. Adres proof istiyor çünkü banka. Bunlarla birlikte gidip bankadan hesap açmanız lazım. Zaten işe gireceğiniz için bu her türlü lazım olacak arkadaşlar. İrlanda'ya gelir gelmez bu tür işlemlerinizi ilk birkaç gün içerisinde yaparsanız 3-4 hafta içerisinde bir işe girebilirsiniz diye düşünüyorum. Zaten İrlanda'ya gelenler ortalama bir ay içerisinde bir şekilde iş bulup çalışmaya başlıyorlar. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Son olarak hala kayıt yaptırmayı düşünen arkadaşlar, kafasında soru işareti olan arkadaşlar bana Instagram adresim üzerinden ulaşabilir, sorularını sorabilir. Kayıt yaptırmayı düşünenler için bizzat ben yardımcı olabilirim. Okul olarak fark etmiyor arkadaşlar. Sizin bütçenize göre bir okul belirleyebiliriz ve diğer işlemlerinizi birlikte halledebiliriz. Bu konuda size tamamen yardımcı olabilirim. Ayrıca benim bizzat Telegram'da kurduğum bir grup var arkadaşlar. İrlanda Yardımlaşma Grubu. Bu gruba katılarak da sorularınızı sorabilirsiniz. İş açısından biliyorsunuz İrlanda'ya geldikten sonra bir çalışmanız gerekecek. Çalışmaya ihtiyacınız olacak. Bu grupta hem iş ilanı paylaşılıyor arkadaşlar hem konaklama paylaşılıyor. Aynı zamanda Dublin'e geleceğiniz zaman karşılaşabileceğiniz zorluklar için de grup içerisinde yardımlaşma devam ediyor. Bu gruba da katılabilirsiniz. Bu grubun linkini açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bu grubumuza katılabilirsiniz. Umarım herkes hayallerine kavuşur. Hepimiz için güzel şeyler olur. Ben İrlanda'da Dublin'de yaşıyorum. Arkadaşlar buraya geldikçe zaten grubumuzdan da konuşuyoruz. Burada büyük bir tanışma partisi düzenleyeceğiz. Buna da herkes davetli olacak. Tekrardan videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.